Bir üçgenin kenar ortay uzunluklarının karelerinin toplamının kenar uzunluklarının kareleri toplamına oranı sorulmuş. Formülü yazalım. 2 VA'nın karesi artı A kare bölü 2 eşittir. B kare artı C kareydi. Bunu düzenlersek kenar ortayları yalnız bırakalım. 2 VA'nın karesi eşittir. Olur. Bölü 2'den kurtulmak için komple 2 ile çarparsak 4 VA'nın karesi eşittir. Elde edilir. Tabii bunu tüm kenar ortaylar için yazabiliriz. B'ye ait kenar ortay için yani 4 VB'nin karesi eşittir. 2 A kare artı 2 C kare eksi B kare olur. 4 VC'nin karesi eşittir. 2 A kare artı 2 B kare eksi C kare olur. Bunları alt alta toplarsak sol taraf 4 parantezine alabiliriz. VA'nın karesi artı VB'nin karesi artı VC'nin karesi eşittir. Sağ tarafta 2B kare, 2B kare bakın. 2B kare burada. 2B kare burada. Veya A'dan başlayalım. Sıralı yazalım. 2A kare, 2A kare daha 4A kare bir tane çıkartırsak 3A kare olur. Hepsi böyle 3 gelecek. 3 parantezin alırsak A kare artı B kare artı C kare olur. Sılsın diye biraz yazıları ufalttım. A kare artı B kare artı C kareyi bu tarafa bölü olarak 4'ü de karşı tarafa bölü olarak geçirirsem son olarak ne elde ederim? İstenen eşittir. Dikkat ederseniz 3 bölü 4 elde edilir. Baktığımızda bakın bir açıortayım var. Aynı zamanda bu yükseklik yani bu ikizkenar bir üçgen. Bu kenarı x ise bu kenarı da x olmalıdır. Ve aynı zamanda kenarortay olur. Şuralarda birbirine eşit olur. Sonra şu yüksekliğe bakalım. Bakın bu aynı zamanda kenarortaydı. İkizkenar olduğu için. Bu da bir yükseklik ama aynı kenarortay gibi 1'e 2 oranında bölmüş. 2, 2 katı 4. Demek ki bu da hem yükseklik hem de kenarortay. Hatta şu noktada ağırlık merkezi. Şuralara eşit bulmuştuk. Burası da x'ti. Şimdi burası şu üzerinde gezdim. Hem yükseklik hem de kenarortay olduğu için bu sefer bakın burası da x olur. Yani şu yönden de bir ikizkenar olmuş olur. O halde üç kenar da birbirine eşit olur. Bu üçgenin eşkenar üçgen olduğunu anlamış oluruz. Dolayısıyla şu açılar 30-30, bu açıda 60 derece olur. 30 derecenin karşısı 2 birim ise 90 derecenin karşısı 4 birim, 60 derecenin karşısı da 2 kök 3 birim olur. Burası da tabii ki 30 derece olacak. Dolayısıyla şu üçgene baktığımızda bu da 30, 60, 90 üçgeni. 30 derecenin karşısı 2 kök 3 ise 90 derecenin karşısı olan x 2 katı 4 kök 3 olur. Bir dik üçgen muhteşem üçlü oluşturabilirim. Bunlar birbirine eşit. Burası VB. Buralar da VB oldu. Aslında şurası boydan boya B, burası A, burası C. Yani B eşittir. 2VB elde etmiş oldum. Ayrıca Pisagor'u uygularsam B kare eşittir. A kare artı C kare de yazabilirim. İlk soruda biz şunu bulmuştuk. VA'nın karesi ve B'nin karesi ve C'nin karesinin toplamı bölü A kare artı B kare artı C kare eşittir. 3 bölü 4 idi.
Şimdi biliyoruz ki a kare artı c kare bana neyi veriyor? Sevgili öğrenciler, b kareyi veriyor. Bir b kare de burada var. O halde burası ne yaptı? 2 b kare yaptı. B kare yerine 2vb yazabileceğim için 2b kare ne olur? 2 çarpı 2vb'nin karesi olur. Yani 4vb'nin karesi, bir de 2 ile çarparsak 8vb'nin karesi olur. Yani ne elde etmiş oldum? Va'nın karesi artı vb'nin karesi artı vc'nin karesi bölü 8 vb'nin karesi eşittir 3 bölü 4. Burada içler dışlar yaparsak 4 va'nın karesi artı 4 vb'nin karesi 4 vc'nin karesi eşittir 24 vb'nin karesi olur. 24 taneden 4 taneyi çıkartırsak burada 20 vb'nin karesi elde ederiz. İki tarafı da komple 4'e bölersek, bakın şu 4 gitti, bu 4 gitti. 20'yi de 4'e böldük, 5 kaldı. Yani kalanlar va'nın karesi artı vb'nin, pardon, vc'nin karesi eşittir 5 vb'nin karesi. Vb'nin karesini de sol tarafa bölü olarak alırsak, yani buradan götürürsek isteneni elde ederiz. İstenen demek ki 5'tir. G ağırlık merkeziymiş. Demek ki CD bir kenarortay. G'den geçen şu doğru parçası da bir kenarortay. Böyle yazabiliriz. Yine DE tabana paralelse orta taban olur DE ve buralar da eşit olur. Yani A'dan bir kenarortay çizsem ben, G'den geçecek. Şöyle E'ye gelecek. Şurayı birleştirdiğimizde K, 2K ve 3K oranı oluyordu. O zaman bu 2 ise burası 4, burası da 6 olur. Şu noktaya dikkat edelim. Bakın şurası 6 birim, burası 6 birim. Yani orta nokta, yine şu taraf da eşit, bu da orta nokta. O zaman şu üçgenin orta tabanı olacaktır bu da. Dolayısıyla burası x ise burası 2x olur. Burası da 2x olur. Burada bir muhteşem üçlü var. Bakın 90 dereceden inen kenarortay. Dolayısıyla 2x şu uzunluğa eşit. Yani 12 eşit. 2x eşittir 12 birim ise x eşittir 6 bulunur. G ağırlık merkezi olduğu için şu bir kenarortay, yani buralar birbirine eşit. Yine şunu devam ettirdiğimde de bir kenarortay olacak. Bunu da devam ettirelim. Şurası 3 birim ise burası 2 katı 6 birim olacak. Şurası da K ise burası 2K olacak. Muhteşem üçlü yine burada da var. 90 dereceden inilen kenarortay. Dolayısıyla bu kenarortayın uzunluğu 3K ise buralarda 3K olmuş olacak. Şurası 90 derece olduğu için burada bir dik üçgenimiz var. Pisagor uygularsak 90 derecenin karesi 3K. 3K'nın karesi yani 9K'nın karesi eşittir K'nın karesi artı 6'nın karesi, yani K'nın karesi artı 36. 8K'nın karesi eşittir 36 ise K'nın karesi eşittir 36 bölü 8. 4'e bölelim. 9 bölü 2 olur. K da buradan 3 bölü kök 2 olarak bulunur. Bu da 3 kök 2 bölü 2'dir. Paydayı kökten kurtarırsak. Bizden x isteniyor ve x 6k'ya eşit. X eşittir 6 çarpı 3 kök 2 bölü 2. Bu da
6 ile 2'yi sadeleştirirsek 3 gelir buradan. 9 kök 2 olarak bulunur. G ağırlık merkeziymiş. O halde şu köşeden bir kenarortay çizersem ben G'den geçecektir. Ve kenarortay olduğu için dikkat ederseniz burası 30. Onu 15-15 ayıracaktır. Yani burası 15. 15 birim. Şurası da 15 birim ise burası 3 birim olacaktır. 90 dereceden inilen kenarortay olduğu için muhteşem üçlü söz konusu. 15, 15, burası da 15 olur. Ayrıca kenarortay noktasından köşe olan mesafe, kenar olan mesafenin iki katı olduğundan burası 5, burası 10 olur. Şuradaki küçük dik üçgeni görüyorsunuz. 90 derecenin karşısı 5, 3, 4, 5 üçgeni. Demek ki x eşittir 4. G ağırlık merkezi, I iç teğet çemberin merkezi ikisi arasındaki şu mesafe sorulmuş. G ağırlık merkezi ise bakın şu yükseklik aynı zamanda kenarortay olmalıdır. Demek ki bu bir ikizkenar üçgen çünkü kenarortay hem de yükseklik olmuş. Dolayısıyla burası da 5 olur ve burası da 13 olur. İç teğet çemberin merkezi I olduğuna göre iç teğet çemberini çizelim. Çemberi çizdik. Bir noktadan çembere çizilen teğetler ki buralarda teğet üçgenin kenarlarında eşit olacağı için burası 5 ise burası da 5 olur. 13'ten 5 çıkardık. Buraya 8 kaldı. Burası da 8 oldu. Burası da 5 oldu. Şurası dikkat ederseniz iç teğet çemberin bir yarıçapı. Bir başka yarıçapı da şudur. Şu teğet noktasıyla birleştirirsek hatta burası da teğette merkezi birleştirdiğimde dik olacaktır. Burası da dik oldu. Yani bir dik üçgen elde etmiş oldum. Şu dik üçgene bakacak olursak bakın 5, 12 ve 13 dik üçgeni. Dolayısıyla burası 12, şuraya kadar 4. Köşeye uzakta iki katı olacağı için burası 8. Yani burası 8 uzunluk. Şu kısım 4. Dolayısıyla yarıçap bakın yarıçap dediğimiz yer 4 eksi x oldu. Burası da yarıçap olduğu için burası da 4 eksi x olur. Şimdi şu dik üçgene dikkat edin. Kenarları 4 eksi x. Hipotenüzü bakın 8 artı x ve 8. Burada Pisagor yazarsak nerede ederiz? 8 artı x'in karesi eşittir. 4 eksi x'in karesi artı 8'in karesi 64. Açalım. 8 artı x'i açıyorum. 64 artı x kare artı 16x. 4 eksi x'in karesini açıyorum. 16 artı x kare eksi 8x. Şimdi bakın şunları açtık zaten. Bunlar gitti. Şu 64'ler de gider. X kareler gider. Sol tarafta 16x kaldı. Sağ taraftaki eksi 8x'i bunun yanına artı olarak alalım. Ve bir de 16 kaldı sağ tarafta. Yani 24x eşittir 16. İki tarafı da 4'e bölersek 6x eşit 4. Bir de 2'ye bölelim. X eşittir 2 bölü 3 bulunur. G ağırlık merkezi olduğuna göre 13, 5'in 2 katı 10, 6'nın 2 katı 12. 5, 12, 13 üçgeni oluştu. Buranın dikkatimizi çekmesi gerekiyor. 13'ün karşısının 90 derece olduğunu yazabiliriz. Çünkü bu bir dik üçgen. Şu kenarortayı devam ettirirsem ve buranın da dik olduğunu ben biliyorum. Şuraya K dersem
Ve G'den geçtiği için kenar ortay zaten. X'i devam ettiriyoruz. Buralarda muhteşem üçten K ve K olur. Hatta X de bunun iki katı 2K olur. Şu dik üçgene bakalım. Hipotenüs 90'ın karşısı 2K. Dik kenarlarda 10 ve 12. Burada Pisagor'u yazarsak 2K'nın karesi 4. K kare eşit 10'un karesi 100 artı 12'nin karesi 144. Her tarafı 4'e bölersek K'nın karesi eşittir 25 artı 36. Bu da 61 yapar. Demek ki K eşittir kök 61 olur. X de 2K olduğuna göre X de bunun 2 katı 2 kök 61. G ağırlık merkezi kenar ortayları uzatalım. Şurası da 6 olacaktır. Kenar ortay olduğu için muhteşem üçlüden bakın şu da 6 olacaktır. Ve 2 ve 4 olarak buralar bölünür. K ise 2K olur. Burası da T ise burası 2T olur. Öklite dikkat edelim. 90 dereceden dikilmiş. Dolayısıyla 4'ün karesi T çarpı 2T olur. Yani 16 eşittir. T çarpı 2T. T kare eşittir. 8 bulunur. Şurada da bakın bir muhteşem üçlü var. 90 dereceden gelen kenar ortay K. K ve K olur. Yine Öklit'in diğer bir formülü. 2K'nın karesi 2T çarpı 3T. Yani 4K'nın karesi eşittir 6T kare. T kare yerine de 8 yazabilirim. 6 kere 8 olur. 8 ile 4 sadeleşirse burada 2 kalır. K'nın karesi eşittir 12. K eşittir 2 kök 3. X bunun 2 katıydı. X eşittir 4 kök 3. G ağırlık merkezi ise buralarda eşit olacak. Şurası bakın orta taban. Orta noktaları birleştiriyor. Dolayısıyla tabana hem paralel olur. Hem de bu tabanın yarısı olur. Orta taban özelliklerini daha önce işlemiştik. Dolayısıyla burası aslında kenar ortayları çizdikten sonra oluşturduğumuz o üçgen. Yani x demeyelim. Şurası k, burası 2k, burası 3k oluyordu. Demek ki 2k 2 ise burası 1 olur. Burası da 3 olur. Yine dikkat ederseniz şurası bakın yine bir orta nokta. Üst tarafta 3, şu alt tarafta 3 ve burası da orta nokta. Demek ki x de bir orta taban. Muhteşem üçlümüz de var. 6. O halde buralarda 6 ve 6 olur. X orta taban olduğu için 6'nın yarısı 3. Dikkat ederseniz şu bir kenar ortay. Bu da bir kenar ortay. Dolayısıyla şu nokta ağırlık merkezi. O zaman yine dikkat ettiğimizde burası K ise şuranın 2K olduğunu görebiliriz. Burası da K. O halde 2K'dan K çıkartırsak burayı da K olarak buluruz. Şimdi şu üçgene bakalım. Yeşile boyuyorum üçgeni. Bu üçgene dikkat edecek olursak şurası bir kenar ortay. Bu üçgenin kenar ortayı. Burada da orta noktaya gelmiş. Dolayısıyla bu da bir kenar ortay. Dolayısıyla şu noktada bu yeşil üçgenin ağırlık merkezi. O halde burası 3 birimse x bunun 2 katı 6 birimdir. Cevap 6. Şu orta noktadan şu doğru parçasına bir
paralel çiziyorum. Bu orta taban oldu. Yani şu üçgenin orta tabanı oldu. Dolayısıyla burası da K olarak iki eş parçaya ayrıldı. Şuranın toplam uzunluğu, bakın 12 eksi x ile x'i toplarsak 12. Yine burası orta taban olduğu için bunun yarısı 6. Şimdi bu sefer tersten bakalım. Bakın şurada bir üçgen var. Tepe noktası burası. Yine burada da bakın bunlar paralel olduğu için şurayı KK bölmüş. Buralar da eşit olacak. Şuralar da birbirine eşit olur. Orta tabana göre buralar paralel çünkü paralel çizmiştim ben. Dolayısıyla x de bu üçgenin orta tabanı. O halde 6'nın yarısı 3 olur. Cevabımız 3.